Doğrunun eğimi açısının ölçüsü verilmiş. Tanjant 150'yi hatırlatayım ben önce. Eksi 1 bölü kök O zaman bakıyoruz şimdi. Y2 eksi Y1 bölü X2 X1. Bir doğrunun eğimiydi iki noktadan geçen. Burada zaman sadeleştirdiğim zaman 2 kök 3 olacak. Eksi 2 kök 3 eşittir K eksi kök 3. Eksi kök 3 eşittir K olmuş oldu. Yani D şıkkı. İki tane özdeş dikdörtgenimiz var. 6'ya 9. O zaman bu bana şunu söyler. Uzunlukları eşit olduğu için 3, 3. Tabii ki ordinatla 9 olduğu için uzun kenarı 9, kısa kenarı 3 oldu. O zaman D doğrusunun denklemine bakacağız şimdi. E, doğrunun denklemi için bize ne lazım? Eğim ve nokta lazım. Üzerindeki bir noktayı bulabiliriz. 3 burası, 9 burası. O zaman şöyle bir yeşil nokta K olsun. Eksi 3'e 9'dan geçiyor. Eğimini bulacağız eğimi içinde hemen şöyle tanjant alfadan yararlanabiliriz. Şöyle bir açı. Ee, bir kısa kenarı 3 olduğu için 3 yukarıya kaldı 6 birim. Sonra burası 3 yine 9. Şöyle bir teta dersem burada tanjant teta 6 bölü 12 yani 1 bölü 2 oldu. O zaman solaya tık doğrunun eğimi negatiftir. Y eşittir eksi 1 bölü 2. X artı ne? İşte doğrunun denklemi. Klasik herhangi bir doğrusal fonksiyonun denklemi. Nereden geçiyor? Eksi 3'e 9'dan. 9 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Eksi 3 artı ne? Buradan da 9 artı 3 bölü 2 eşittir ne? Yani ne eşittir? E pardon şurası eksi olacak. E, ne eşittir? 15 bölü 2 oldu. Şimdi doğru denklemi y eşittir eksi 1 bölü 2 x artı 15 bölü 2. Burada hata yaptığını düşünme. Payda eşitle 2 y eşittir eksi x artı 15. Hepsini istersem sol tarafa at 2 y artı x eksi 15 eşittir 0. Dolayısıyla buradan da doğru cevabımız D şıkkı. A, B, C, D karesinin alanını bulacağız ve önemli nokta y eşittir x doğrusu. Y eşittir x'in eğimi 1'dir. Tanjant 45 1'dir. O yüzden hemen 45 dereceyi buraya yapıştıralım. Dolayısıyla şurası 90 derece zaten. Yine 45 derece. 90 yine 45 ve böyle indirdim. O zaman hemen bakıyoruz şimdi. Karenin bir kenarına A dersek. A, A kök 2. Sonra burası yine A. O zaman bak A bölü kök 2. Hemen payda eşitle şurada. B noktasının apsisi 3A bölü kök 2. Şurada topladım A bölü kök 2 ile A bölü kök 2 ile A bölü kök 2'yi topladım. Payda eşitledim 3A bölü kök 2. Buradan da eşitmiş 12'ye sadeleşti 4. A buradan 4 kök 2 geldi. Demek ki bu karenin bir kenarı 4 kök 2'ymiş. 4 kök 2'nin karesi nedir? 32 birim kare. E şıkkı. Taralı bölgenin alanı sorulmuş kaç birim kare oldu. Şimdi bu üçgenin tabanı belli aslında şu yüksekliği bulsak olayı hallederiz. Burada da iki tane doğrunun eğiminden yararlanarak gidebilirim. Şimdi acaba şu şöyle K'dan bir tane dikindirdiğim zaman tabanını biliyorum ya bu yüksekliği bulabilir miyim acaba bakalım. Şimdi sağdaki şu doğruya baktığımız zaman tanjant alfa karşısı 4 komşusu 6 yani 2 bölü 3. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Buraya 2K yazarsam burası bak böyle 3K olur. Sonra çünkü paralellikte yöndeş açılar aynı. İkincisi gelelim şimdi şu doğruya D doğrusuna. D1 doğrusuna. D1 doğrusunda teta dersen buraya tanjant teta ne? 1 bölü 2. Çünkü karşısı bölü komşusu. O zaman burada da yine aynı şekilde şu Yazıyorum açıyı. Burası teta. Z'den dolayı teta. O zaman şu parça bölü 3K. Buraya Y diyeyim şimdilik. Y'nin 3K oranı ne? 1 bölü 2. O zaman Y buradan ne oldu? 3K bölü 2 oldu. Artık Y gördüğüm yere yani şu kısma 3K bölü 2 yazıyorum. Üst kısım zaten 4K'ydı. 2K'ydı. 2K artı 3K bölü 2 eşittir. 4 eksi 1. Orası toplam 3 birim uzunluğa sahip. 7K bölü 2 eşittir 3'ten K6 bölü 7 geldi. O zaman taban 3 birim bana yükseklik lazım. Çünkü tabanımız 3, yüksekliğimiz 3K bölü 2. Yani buradan 9 bölü 2 çarpı 6 bölü 7. Yani ne olmuş oldu? 9 kere 3, 27 bölü 7 olmuş oldu D şıkkı. Burada x ve y cinsinden bir denklem üreteceğiz. Bak m var dikkat edersen. x m 2m artı 1 eşit. x m eksi 2 eşit. E, o zaman burada tek bilinmeyene düşürmek için daha doğrusu tek bilinmeyen olan m'den kurtulmak için x ve y cinsinden yazmak mantıklıdır. Matematikte sonuçta bilinmeyenlerden nasıl kurtuluruz? Ya bulursun direkt. Ya taraf tarafı toplarsın ya da diğer sayılar cinsinden yazarsın. Bu da mümkün. O zaman m burada x eksi 1 bölü 2 eşit. Aynı zamanda buradan bakarsak da m y artı 2'ye eşit. İçler dışlar x eksi 1 eşittir 2 y artı 4, x eşittir 2 y artı 5. Şıklarda nasıl yapılmış? Tam tersi. Bakalım o zaman 2 y eksi x eşittir eksi 5 diyebilirim. Şıklarda bu olabilir. Ya da x eksi 2 y eşittir 5 diyebilirim. Hangisi varsa bakıyorum x eksi 2 eşittir 5. Sonuçta matematikte sağ atmak ya da sola atmak fark eder mi? Hayır. Burada önce böyle yazdım. Olmadı. Böyle baktım. Bir de böyle baktım. Hangisi var? x, x eksi yeş, 2 eşittir. 5 Beş var. 5 şıkkı oldu. Bir daire parçasının alanı verilmiş. Bunun için bize ne lazım aslında? Bir şöyle çember daire diliminin alanını bulacağız. Daire diliminden de bu üçgeni çıkarmam lazım. Böyle olursa o parçayı bulabiliriz. Veya... Başka türlü yapma şansı var. Mesela buradan çapı gören çevre açı 90 derece desek olur mu? Ama orada şöyle her türlü bak o merkeze ihtiyacımız var. O zaman böyle bir görüntü yapayım. Bak daha da güzel olabilir belki. Yani ilk önce şu gelebilir aklına. Aa bak burada hocam çapı gören çevre açı 90 derece var. O zaman ben böyle birleştireyim. Ama benim bu parçanın alanını bulmak için merkeze ihtiyacım var. O zaman şuraya böyle bir O diyeyim. Buradan yapmaya çalışalım artık bakalım. Şimdi burada bir kere hemen şöyle görebiliriz olayı. Ee, bu OD doğrusu OB'ye paralel. Neden? Bir düşün bakalım. Burada O A ile O E O demişim oraya M diyeyim karışmasın. M O ile M birbirine eşit. DB ile DA eşit. Orta taban olur değil mi? İki noktayı birleştirirsek bu şekilde. O zaman ne oldu? Paralellikten dolayı Merk buradaki O açımız 45 derece çünkü Y doğrusu bak eğimimiz 1'dir. Doğal olarak yöndeş açılar eşit. Açı. Burası 45 derece. Yarı çapı o zaman artık bulalım. Buraya 4 diyelim. Buraya da 4 diyelim. Merkezden burada bak uzunluk 8 verildiği için A noktasında. Doğal olarak merkezden itibaren alanı buluyorum. 4'ün karesi pi 45 derece olduğu için 8'de biri. Eksi diyeceğim. Artık şu üçgenin alanı. Onu da sinüs alanla bulabilirim. 4 çarpı 4 bölü 2. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. 4'ler sadeleşti. Burada 2 pi eksi 4 kök 2 olmuş oldu C şıkkı. Tabii ki burada eğimlerden yararlanacağız. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 8, diğer doğrunun eğimi 1 bölü 2. Şimdi bakacaksın bu yeşil açı 1 bölü 2. O zaman benim ama CB'yi bilmem lazım. CB'yi nereden bulacağım? Şöyle buna bir tanjant teta diyelim. Tanjant teta dediğim zaman o kaça eşit? 1 bölü 2'ye. Şuraya DA uzunluğu bilmiyorum. Şimdilik Y diyeyim. Y'nin 2'ye oranı tanjant teta yani 1 bölü 2. O zaman Y neymiş? Bak bir birim. Y bir birimse karşılık kenar eşit bu da bir birim. Daha sonra şöyle bir OB. Buraya da K diyeyim. 1 bölü K neye eşit? Bir yeşil renkle göstereyim orayı da. Ufak açıya da böyle bir beta diyelim. Buradan da tanjant betanın kaç olduğunu biliyorum. Doğrunun eğiminden dolayı 1 bölü 8. O zaman 1 bölü e OB yani ona K dedim. Bu da 1/8'e bölü e eşit. K da buradan 8 oldu. 2 birim OA uzunluğu olduğu için bak buradaki AB'ye ne kaldı? 6. Doğal olarak dikdörtgenin alanı 1 çarpı 6'dan 6 geldi. D şıkkı. BD köşegeninin denklemi istenmiş. Bir paralel kenar şöyle dikkat edeceğimiz mevzu nedir? Köşegenlerin orta noktası Tabii ki aynı nokta. Doğal olarak bu noktanın orta nokta olduğunu görüyorum. Hemen bakalım. A 2'ye 1. B eksi 2'ye 5. C 6'ya 7. D de K'ya M. Şimdi benim bir doğrunun denklemini bulmam için tek nokta yetmez. En az iki nokta lazım. Ya da eğim vermesi lazım. Eğim var mıymış? Yok. E burada nokta var mı? Bir tane var. O zaman ikinciyi nereden bulacağız? Orta nokta. K ile eksi 2'nin toplamının yarısı 2 ile 6'nın toplamının yarısına eşittir. Bu yüzden K 10 olur. Sonrasında M ile 5'in toplamının yarısı 7 ile 1'in toplamının yarısı olur. M de buradan 8 eksi 5'ten 3 olur. Demek ki KM aslında 10'a 3 noktasıymış. Şimdi artık bakalım. Bir doğrunun eğimi eğime yazayım. Eğim eşittir. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Buradan da 5 eksi 3 2. Eksi 12 eksi 1 bölü 6 oldu. Bir doğrunun denklemi y eşittir. Eksi 1 bölü 6x artı ne? Ne yap? Hatta bak burada şöyle. Normalde böyle yaparız değil mi? Sonra bir de giderim bu noktayı denklemde yerine yazarım. Birinci yol bu olsun. Bak birinci yol bu. Devam ettirmeyeyim. Sadece şunu gör. 5 eşittir. Eksi 1 bölü 6 çarpı. Eksi 2 artı ne? Buradan da yerine yazdığın zaman olayı halledersin. İkinci yol da şudur. Daha güzel bu soru için kesirler uğraşmak adına. Bu doğrunun üzerinde aldığın bir x, y noktası ve d'den geçen doğrunun eğimi de aynı değil mi? Ya da d noktasıyla burada b noktasının eğimi aynı değil mi? O zaman eğim bul yine. Bak şimdi olaya ne demek istiyorum y eksi 3 bölü x eksi 10 yapsam bu doğrunun üzerinde olduğu için eğim yine eksi 1 bölü 6 gelmez mi? O zaman buradan da 6y eksi 18 eşittir eksi x artı 10 olur. 6y artı x eksi 28 eşittir 0 olur. Buradan da doğru cevabımız hangisi geldi? E şık yani bu kırmızıyla yazdığımda doğru ama şöyle bir yorum da güzeldir. Bir doğrunun eğimi asla değişmez. O zaman x'ye yazarak hani denklemlerimiz hep x'ye ya. X, Y'yi kullanarak istediğin noktayı seç, eğimi bul. Bu da sana denklemi kesirlerle uğraşmadan bulmamız e, sağlanmış olur. Cevabımız da E gelir. D doğrusunun denklemini bulacağız. Aşağıdakilerden hangisidir demiş şimdi bu D doğrusuna. O zaman D doğrusuna dair eğim veya noktaya ihtiyacım var. Bakalım noktalardan yararlanarak e, burada C noktasını, D noktasını ya da herhangi bir eğimi bulacak şekilde işlem yapabilir miyiz? Bir kere 0'a 12 verilmiş, eşitlik verilmiş. 45 derecede verilmiş. ABC 45 derece ise bunlar birbirine eşit. BO'la OC eşittir değil mi? 45 45 90 üçgeni Bak muhteşem üçlü geliyor 45'lerden dolayı. O zaman ordinat 12 ise kenar uzunlukları aynı. ikizkenar dik üçgeni karı... sakın bak atlama. Burada OA 12 olur bir üçgende CD ve AO kenar ortaysa E ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi kenar ortayı ikiye bir oranında böler. Bu yüzden toplam uzunluğun 12 birim 4 olur 8 kalır. Bak yine aradan bir ağırlık merkezi yorumunu çıkardık. Şimdi bu doğrunun eğimi sola yatık 4 bölü 12'den eksi 4 bölü 12 olacak. Sola yatık doğrunun eğimi negatiftir. Y eşittir eksi 1 bölü 3 x artı ne? Nereden geçiyor? Doğru 0'a 4'ten geçiyor. O zaman y'si 4, 0 artı ne? Buradan da 0'a 4'ü yerine yazdım. N4 geldi. Y eşittir. Eksi 1 bölü 3x artı 4. Payda eşitlersem 3y artı x eksi 12 eşittir. 0 olur. Doğru cevap D şıkkı gelir. Y eksenini 0 10 noktasında kesen bir doğru. Bakalım şimdi. Y x y eksenini sıfır 10'da kesen bir doğrumuz var. Şöyle yaptım. Bu doğrunun orijine en yakın noktası k'ya 1'miş. Şöyle bir p noktası diyelim. k'ya 1. Bir noktanın bir doğruya en yakın olduğu yer tabii ki bu orijinin doğruya indirdiğimiz dik uzaklık olduğu yerdir işte. Bir noktanın bir doğruya en yakın olduğu yer gördüğünüz gibi P noktasıdır. Bu yüzden sana aslında yak, e, çaktırmadan P noktasının 90 derece olduğunu da söylüyor. Şimdi bakalım burada P noktasının hemen şöyle ordinatından yararlanacağım. 1 yukarıya 9 kalır. O zaman bak 1 çarpı 9 3 dikten dikindiği için şöyle bir pH da 3 olur. Bak öklit. P noktası 90. O ordinatı indirdiğim zaman böyle H. O zaman o da 90. Böylece HP 3 geldi. Şu üçgende Pisagor yaparsın. 9, 1 daha 10. OP uzunluğu yani P noktasının orijinal uzaklığı kök 10 gelir. B şıkkı. 2x artı 3 y eksi 36 verilmiş. Yamuk verilmiş. açı ortay verilmiş. Önce bu Z'den dolayı noktalı açıyı görelim. İkiz kenar bir üçgen oluşuyor. CB ve BA şeklinde. Analitik düzlemde doğrunun denklemini verirse sıfır verip bir x eksenini kestiği yere bakmak lazım. 18 x'e 0 verdiğimiz zaman y buradan 12 oldu bu şekilde gördüm. Şimdi b noktasının apsisini bulacağım. Bundan sonra giderim şöyle dik yamuk yorumuyla dik üçgen yorumuyla indiririm 90 dereceyi. E, buraya a derim. b noktasının hem apsisine de a demiş olurum. E, 18 eksi a Sonra yükseklik OC 12 olduğu için 12. E, çift çizgiye A dediğim için bak burada A 12 18 eksi A. A'ya 13 verirsen 13 12 5. 5 12 13 üçgeni oldu. Demek ki A buradan 13'müş. Apsisimiz de B şıkkı geldi. Y eşittir MX kareyi S1 ve S2 olarak bölüyor ve S2 S1'in 3 2 katı denmiş. Şimdi o zaman kestirilerle uğraşmamak adına ben S2'ye 4 S diyeyim. S1'e de 2 S diyeyim. Hani karenin lazım olursa böyle yarısına kullanmak gerekirse 3 S, 3 S diyebilelim diye. Şimdi 2 S'e 4 S diye yazdım. Sonra bak burası 6 birim. E, 0, 12 olduğu için burası da 6 birim. O zaman karenin alanı 36. Burada 6 S eşittir 36 olduğu için 2 S ne olacak? 12. Demek ki sarı bölgenin alanı 12'ymiş. Şimdi bizden M'yi istiyor. Yani doğrunun eğimini istiyor. Bak orada hemen şunu yapabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz burada A noktası orta nokta. Altının 12 oranı A'nın 2A oranı. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Ve bu da bana neyi sağlıyor? Alanlar oranında 1 bölü 4'tür. A'ya 1, A'ya 2A 1 bölü 2. Karesini al 1 bölü 4. O zaman 12 ise bu 3S diyelim. Buraya da S derim. Bak hakikaten küçük alana S ise tamamı 4S oluyor. O zaman 3S 12 ise S ne yapar 4? Demek ki bu dik üçgenin şu dik üçgenin alanı 4 birim kareymiş. Yazıyorum o zaman buraya X de. X çarpı 6 bölü 2 üçgenin alanı 4. Buradan X eşittir 4 bölü 3 geldi. Artık şu doğrunun eğimi alfa dersem Z'den dolayı alfa. X'i 4 bölü 3 gördüm. Doğrunun eğimi 6 bölü 4 bölü 3 yani tanjant alfa. Buradan da o zaman 18 bölü 4 yani 9 bölü 2 oldu e şıkkı.